Yayınımızın başında, sohbetimizin başında dedim ki hani bir söz var. Aslında sıklıkla söylüyoruz her zaman böyle bir konu gündeme getirdiğimizde. Unutmamalıyız ki her birimiz günün birinde bir engelli adayı olabiliriz diye. Bunu hep konuşuruz, hep söyleriz ama başımıza da hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi yaşarız bu dünyada. Ama başımıza her an bir şey gelecekmiş gibi yaşama hissinden ziyade etrafımıza biraz gözümüzü açıp bakmamız gerekliliğine inanıyoruz. Ve bugün çok önemli bir organizasyon var. Engelsiz Dünyamız grubu. Bugün 12 ile 17 arasında bir araya geliyorlar. Az önce nasıl Nur Hanım'la kadınlarla ilgili bir farkındalık yaratma gerçeğinden bahsettik. İşte bu grup da engellilerin sorunlarıyla ilgili bir farkındalık yaratma amacıyla bir araya geliyor. Yaşadıkları sıkıntılar var. Çeşitli ihtiyaçları var. Gereksinimleri var. Bunların büyük bir kısmı sizler bizler tarafından, çok uzağa bakmaya gerek yok. Biraz kendimize dönüp bakmamız lazım. Önemsen bazen yeterince özen gösterilmiyor ve bunun için de bir araya gelip acaba ne yapabiliriz, sesimizi nasıl daha fazla duyurabiliriz diyorlar. İşte konuğumuz fotoğrafçı Yeşim Mutlu ve Gülden Atay. Şimdi Yeşim Mutlu benim çok çok eski bir dostum. Yani ne kadar 15 yıllık dostum. Onun için izninizle hani Yeşim diye konuşacağım. Herhalde senin için de bir mahsuru yoktur Yeşim'cim. Gülden Hanım da yeni bir dostumuz ama şimdiden biz onu çok sevdik. Gülden Hanım'ın görme engeli var. Gülden Hanım doğuştan mı? Evet, doğuştan, aynen öyle. Evet. Doğuştan. Şimdi o zaman sizinle başlayalım. Çok güzel bir buluşma. Biz buna hiç kayıtsız kalamadık. Elimizden geldiğince de destek olmak isteriz ve neler yaşadığınızı anlatmak istiyoruz. Şimdi engelleriniz neler? Şimdi o kadar çok engelimiz var ki aslında hani hangisinden başlayalım bilemiyorum ama öncelikle şöyle söyleyeyim, engelsizdünyamız.com'un bir sloganı var. Engelsiz olmayın, engelsiz oluruz diye bir sloganı var. Yani hani yeter ki siz engel olmayın, biz zaten engelleri aşarız. O kadar çok engel var ki önümüze koyulan. İşte sokağa çıktığınızda bir görme engelli olarak ya da tekerlekli sandalyeyle. Öncelikle kaldırımlar zaten hep konuştuğumuz konular. Evet. Ama onun dışında inanın okullarda hatta alışveriş merkezlerinde birçok yerde o kadar çok engel var ki. Örneğin mesela bir markete gidiyorsunuz, görme engellisiniz. Yanınızda biri yoksa alışveriş yapmanız çok zor. Doğru. Çok doğru. Hiçbir ürünün üzerinde size hitap eden hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim. Size özel bir kabartma yok, olması hiçbir şey gerekiyor yok. Değil mi? Evet, kabartma olabilir ya da bir sesli hani böyle bir şey tuttuğunuzda okuyan bir alet olabilir. Yani bunlar çoğaltılabilir ama böyle hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi aslında çok yaşadığımız şeyin içinde ama hiç farkında olmadığımız evet, şeyler değil mi Yeşim? Şimdi biz kesinlikle markete gidiyoruz, hiç dikkatini çekmiş miydi? Hadi sen işin içindesin, evet, daha farklı bakmışsındır da evet, şahsen ben hiç dikkat etmemiştim. Evet. Çok evet, doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet. Markette nasıl alışveriş evet, yapıyorsunuz? Yanınızda evet, biri olmadan evet, sizin alışveriş yapma imkanınız o zaman... Yok. Çoğu markette şimdi belki çoğu vardır evet, bazı marketlerde yok, ama çoğunda yok. Yok. Olanlarda internet üzerinden yapabiliyorsunuz. İnternet. Öyle söyleyeyim. Onun da yine internet sitelerinde görme engellilere evet, uygun hale getirmiş siteler olması gerekiyor. Evet. Örneğin ben sesli bilgisayar kullanıyorum. Birçok görme engelli arkadaşımız da işte sesli bir bilgisayar kullanabiliyor. Şimdi Yeşim sen fotoğraf şu olarak evet, başından beri bu projeye evet, çok destek veriyorsun. Evet. Bütün buluşmalarda onlarla birliktesin. Elimden geldiğince. Dolayısıyla gözlemlediğin şeyler de çok önemli. Neler görüyorsun? Şimdi çok güzel bir klip hazırlanmış sizin engelsizdünyamız.com sitesinde de izleyicilerimiz ulaşabilirler. Orada bir laf var ki çok içime dokundu. Diyorsunuz ki özür bedendedir, engel etrafta, binada. Evet. Çok güzel evet, bir söz hakikaten. Gerçekten öyle. Çok fazla engel var etrafta. Çok. Neler gözlemliyorsun mesela? Ya, öncelikle biz insanlar engel oluyoruz. Aslında onlar engelli oldukları için kendilerini ikinci plana çekmeyi hiçbir zaman tercih eden insanlar değil ama biz maalesef engelli olmayan kişiler onlara engel koyuyoruz. Çok sosyal insanlar bir kere. Zaten bu böyle bir platformda toplanmaların tabii, sebebi de bu.
ortaya çıkmak istiyorlar. Bunca yıldan beri Türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor. Yani nüfusun %12.3'ünü oluşturuyor. Hı hı. Maalesef kaç kişiye rastlayabiliyorsunuz? Hatta çıktıklarında bile gidiyoruz yanına, bir şey ihtiyacın var mı? Yani böyle farklı duygularla yaklaşıyoruz. Aslında farklı duygularla değil, doğal yaklaşsak o insanlar. Bir kere öncelikle onu istiyorlar. Yani bir kabullenmeyi istiyorlar. Kabullendikten sonra doğal olarak bir farkındalık ortaya çıkıyor. Evet. Farkındalık ortaya çıkınca da bunların hayatına yansıyor. Kendileriyle ilgili en çok gözlemlediğim, çok pozitif insanlar. Sosyalleşmek istiyorlar. Sürekli yüzünüz gülüyor. Evet. Dönem ne kadar hoş. Evet, yani bu çok önemli bir ayrıntı bana. Benim ilk tanıştığımda 2008 yılında kendileri, ki bu senin çektiğin fotoğraflar da şimdi bir yandan görüyoruz. Ki Ataş şu anda sevgili seyirciler, Atamız, meşhur Atamız bizi hiç yalnız bırakmaz. Her gün spor bölümümüzde özellikle Ata'nın bir sorusuyla sporcu arkadaşlarımızı mutlaka sıkıştırıyoruz. Sitenin kurucusu aynı zamanda. Evet, kurucularından çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Devam Evet, çok özür dilerim Pınar'cığım. Kendileri çok aktifler, sürekli Twitter kullanıyorlar, Facebook, Trendfeed kullanıyorlar. Bunun dışında da farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Bu siteyi kurmaların sebebi de o. Ben de zaten bununla birlikte kendilerine destek olmaya çalışıyorum. İşte nelerden stres alıyorlar, onları göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle işte bir şey, az önce Gülden'in bahsettiği şehirle ilgili stresler yaşıyorlar, kaldırımlarda stresler yaşıyorlar. Biz Eksik Yaşamlar diye bir proje hazırlıyoruz. Kendilerinin engelleri neler, bunları göstermeye çalışıyoruz. Buna benzer projeler vardır mutlaka, ama biz burada engelsizdünya.com'la birlikte web sitesine de yükleyerek insanların bunu görmesini, daha da yayılmasını hedefliyoruz. Yani bence bu önemli bir ayrıntı. Keşke herkes sokakta karşılaştığı engelleri görse, çekse ve siteye gönderse de daha çok kişi bunu paylaşsa. Güzel bir fikir. Etrafımızda gördüğümüz engelleri, kaldırımları, İşte az önce Gülden Hanım'ın söylediği gibi markette engellileri düşünmeden yapılmış olan düzenlemeleri fotoğraf olarak mı göndermek gerekiyor? Engelsizdünyam.com'a göndermek gerekiyor. Bak mesela Eda bize ulaşmış. Diyor ki siteyi 6 aydır takip ediyorum bir lise öğrencisi olarak. Ben de büyük duyarlılık oluşmasına neden oldu. Kurucularına sevgiler diyor. Ne güzel. Evet. Gerçekten ulaşmaya başlamışsınız güzel, birilerine. Evet. Yani illa etrafımızda, ailemizde bir engelli olmasını beklemek durumunda değiliz. Kesinlikle. Aslında mesela şu da var. Seninle de konuştuk bunu. Evet. Çocuk pusetleri. Evet. Hani sizin yaşadığınız sıkıntıları düşünün, ne kadar büyük olduğunu. Normal çocuğunuzu kaldırımda dolaştırmaya çalıştığınızda bile o kadar yüksek kaldırımlar veyahut da kaldırım taşları yerinden oynamış, araçlar kaldırımların üstüne park etmiş, çocuğunuzla bir yerden bir yere geçemiyorsunuz. Daha en basit temel ihtiyaçlarımızda bile çok büyük sıkıntılar yaşanıyorken hakikaten çok fazla duyarlılık oluşması gereken bir durum. Sana nasıl söyleyeyim? İnsanlar, ben kendim şimdi yaşadığım için görüyorum, benim de çok büyük bir gafım var. Öyle söyleyeyim, ilk kez fotoğraf çekiyorum kendileriyle birlikte oluyorum ve o gece çok yine Gülden gibi görme engelli bir arkadaşıma bir saniye bakar mısınız dedim. Benim hayatımda bittiğim andır ve kendime sordum ki niye kızıyorsun, sen bilemezsin, niye bunu bu şekilde kabullenmelisin. Alınıyor musunuz böyle şeylere? Çok alınmıyorlar işte. Söylemek istiyorum. Evet. Evet, kesinlikle. Hayır, çok rahat. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz ya da işte hani hakikaten karşıdan yazık demek yerine gelip bizimle konuşsanız inanın çok daha iyi olacak. Evet. Hem siz bilgileneceksiniz. İşte şöyle bir çekince oluyor Gülden Hanım. Şimdi sanki özürünü ön plana çıkarıyormuş gibi hissediyor insan. Şimdi mesela bazen karşıdan karşıya geçerken falan rastladığımız oluyor. Siz zaten kendi kendinize yetebildiğiniz için tek başınıza dolaşıyorsunuz ama tabii ki hani bazen bizde de şöyle bir çekince oluyor. Ya ben işte bir kolunuza gireyim mi, şey yapayım mı dersin, acaba yanlış algılar mı, onun özürünü fark ettiğimi mi hissettirmiş olurum. Bunlardan alınmadığınızı da o zaman söyleyin ki kesinlikle daha çok yardım etme şeyi oluşsun. Çünkü gerçekten bazen öyle karşı tarafta da çekinceler oluyor. Ay bakmayayım, çok bakarsam acaba alınır mı, yanlış mı anlar? Aksine bu engellerin işte göstererek daha çok bilinirlik sağlıyor. Farkındalık diyorum yani, altını çizmeye çalışıyorum, göstermek istiyoruz. Mesela Ersin'in engelliliği ilgili. Ersin iki el parmağıyla mouse kullanabiliyor. Onun dışında annesi aracılığıyla konuşuyoruz ama bütün camialarda kendileri bilgi kitap yazıyor biliyorsunuz. Hani görünürlüğünü ortaya çıkıyor. Onun şu anda da ekranda. Evet, kendisi inanılmaz. Onun dışında işte Gülden Hanım olsun, Serkan var yine sitenin kurucusu, Ankara'da yaşıyor. Çalışmalar yapıyorlar. 30'unda Ankara'da aynı etkinliği düzenliyorlar. Evet, evet. Yani bu insanlar hani çekinceleri olsa, geride durmak isteseler hiç ortaya çıkmazlar. Tam aksine kendilerini, bana çok güzel bir lafı
var. Kim söyledi şu an hatırlayamıyorum. Yine içlerinden birisi. Yeşim Hanım biz dedi bize akülü sandalye bağışı ya da bilmem ne bağışı istemiyoruz. Biz ortaya çıkıp sosyalleşmek istiyoruz. Bizim en büyük ihtiyacımız bu. Siz panize geliyorsunuz, konuşuyoruz. Bizim dünyaya bakışımız değişiyor. Hmm. Evet, insanlar yapabilir. Paraya da ihtiyaç vardır ama primer para değildir. Çünkü bir şekilde hayatları zaten akıyor. Evet, farklı farklı hayatlar yaşıyor hepsi ama bizim gibi, sizin gibi insanlarla bir arada olmak onlara inanılmaz mutluluk veriyor. Hayatlarındaki küçük dokunuşlar onlara büyük mutluluk getiriyor. Ufacık bir ilgi, ufacık bir söz, web sitesine geçen bir yazı ya da bir köşe yazarının yer vermesi çok mutlu oluyorlar çünkü onlara dikkat çekilmiş oluyor. Paralel platformlar da var. Engellere yönelik çalışmalar yapan, çok büyük Microsoft'un desteklediği ya da başka kurumların desteklediği platformlar var. Yine Boğaz'da koşuya çıkanlar var, adım adım grubu var. Çok güzel gruplar var. Ben keşke diyorum ki Türkiye'de tek çatı altında toplanabilseler, devlet bunu bir çatı altında toplasa da herkes omuz omuza bir şeyler yapsa. Çünkü işte 4000-5000 kişi ders sitelerinde 20 bindiler. Kapandı eski hali. Maalesef çok şu anda medyatik bir kişi oldu kendisi de. Bu siteyi kapattı. Çekti gitti. Bunları... Böyle sizden faydalananlar da mı oldu? Evet. Yani sizinle farkındalık yaratmaya çalışıyorum deyip sosyalleşip daha sonra buradan bir prim sağlayıp, yani isim vermeyelim tabii de öyle acı tecrübeleriniz de oldu sanırım ki biraz daha temkinlisiniz bu tabii, sefer. Tabii sitemiz kapanınca Serkan'ın aklına yeni bir site kurmak geldi. Zaten sitenin kurucusu Serkan öncelikle, sonrasında Ersin. Evet. Yani Begüm, Ata meşhur. Evet, evet. Sonrasında gönüllerimizden Begüm Hanım var. Gönüllerimizden yine Yeşim Hanım var. En büyük destekçilerimizden o da. Size böyle değişik platformlardan da şimdi tabii isim vermeyelim ama ben sitenize girdiğimde de görüyorum. Mesela server desteği sağlayan firmalar var. Evet. Size çeşitli anlamda o sitenin ayakta kalması için yardımda bulunanlar var. Aslında çok güzel. Kendi kendinize çok güzel bir alan yaratmışsınız. Evet. Zaten en çok istediğimiz şu anda sponsorluk. Bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü projelerimiz var. Evet. Örneğin Serkan'ın çok güzel söylemiş olduğu bir şey var bana. Okullarda söyleşi yapmak. Çünkü çocuklar engeller hakkında çok az şey biliyorlar. Anneleri, babaları, ebeveynleri maalesef onları bu konuda bilgilendirmiyor. Engelli görüldüğü zaman direkt kafasını çevirip kaçabiliyor çocuk. Böyle çocuklar var. Örneğin ben yolda çok karşılaşıyorum. Aman bakma çocuğum falan diye. Bak ya da işte bak yaramazlık yapma sen de öyle olursun. Ne kadar korkunç. Evet aynen ben bunları yaşıyorum örneğin. Doğru söylüyorsun. O yüzden amacımız işte okullarda dediğim gibi söyleşiler yapmak. Bunlar için yine destek gerekiyor. Sonuçta sponsor desteği gerekiyor. Hani büyük okullarda da gitmek istiyoruz. Aynı zamanda okullardan da teklif gerekiyor. Tabii ki. Bu tabii konuda ki. Da okullarımızdan da çeşitli duyarlılıklar geleceğine inanıyorum. Evet, evet. Çünkü bu çok önemli bir konu. Kesinlikle. Ve az önce söylediğim gibi yani böyle doğmak diye bir şey yok. Sonradan da bir trafik kazası mı sana? Tabii görme özürü olabilir, yürüme konusunda sıkıntımız olabilir. Evet. Onun için her an birbirimize destek olmamız lazım. Bu hani engellilere destek değil, birbirimize destek olmamız lazım. Bunun altını çizmek lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bugün de size bol şans diliyoruz. Umarım çok yoğun olur katılım. Ben 16'ya kadar burada nöbetteyim. O yüzden aranızda olamayacağım ama bugün bu şekilde sizi burada ağırlayarak bir desteğimiz, katkımız olsun istedik. Şafak Altun'la beraber ve tüm CNN Türk ailesi olarak size gönülden tüm desteğimizi veriyoruz Gülden Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bir de haftaya da Ankara'da bir etkinliğimiz var. Az önce Yeşim Hanım bahsetmişti. 2:30'da haftaya da Ankara'ya bekliyoruz herkesi. Haftaya da herkes Ankara'da buluşsun. El ele vereceğiz ve bundan sonra daha farkında olacağız şey için. Yeşim'cim çok teşekkür ediyoruz sana da. Çok sağ olun Ercim. Çok sağ olun. Ellerine kollarına sağlık. Ne güzel böyle organizasyonlarda. Sen her zaman böyle bir insansın. Sürekli bir sosyal sorumluluk projesi. Evet. Kesinlikle bir yerde görüyorum seni. Çok mersi canım. Çok güzel ve çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.